Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Duyurmuştuk, AKP'nin, MHP'nin kayyum siyaseti konuşacağız. Kayyum siyaseti konuşurken onun kayyum atamayla, HDP'li belediyeleri gasp etmeyle ne amaçladığını da tartışacağız. Ama diğer taraftan özellikle bu kayyum siyasetine karşı bir yanıyla HDP'nin sürdürdüğü çizgiyi, direniş hattını, belediye eş başkanlarının bu tutum karşısında geliştirdiği kararlılığı ama diğer yandan da Türkiye'deki HDP dışındaki muhalefetin bu konuyla ilgili ne düşündüğünü de konuklarımızla konuşacağız. Tabii bu konuyla ilgili tartışılan başlıklardan biri de bir erken ya da baskın seçim olabileceğine dönük iddialar. Yani AKP'nin özellikle bir seçimde bölgeyi daha iyi kontrol altında tutabilmek için bir şekliyle Kürt oylarını kendine konsolide etmenin aracı olarak da bu kayyum siyasetini son dönemde giderek ağırlaştırdığını, giderek saldırılarını arttırdığını söyleyenler var. Bunları da konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Şevin Alaca, Kars Belediyesi eş başkanı. Doktor Mehmet Demir, Batman Belediyesi eş başkanı. İrfan Sarı, gazeteci arkadaşımız aynı zamanda. Yüksekova Belediyesi eş başkanı. Her üç konuğumuza da ben hoş geldiniz diyerek başlayayım. Mehmet Bey, sizden başlayalım isterseniz. Batman Belediyesi eş başkanı. Ayrıntıları konuşacağız ama 65 belediye ile HDP 31 Mart'ta başladı. Daha göreve başlamadan 6'sının KHK'lı olduğu gerekçesiyle makamları gasp edildi. 59'la gitti. Şimdi 14 belediyede kalmış. Yani neredeyse tüm belediyeler alındı. Bu tabloyu biraz bize aslında özetlemenizi ve bir girizgah da olmasını istiyorum. Ne dersiniz, bu siyaseti neden gerekli gördü ve bunun temel amacı ne AKP açısından? Evet, iyi akşamlar ve Medya Haber seyircilerine saygı ve sevgilerimle selamlayarak başlamak istiyorum. Tabii ki Türkiye Kürt sorunundan dolayı sürekli olarak olağanüstü koşullardan geçtiğini hepimiz biliyoruz. Tabii AKP ilk kurulduğu sıralarda Kürtler onu mazlum olarak görerek bazı umutlar bağladıkları oldu belli bir döneme kadar. Ama ne yazık ki 2011 yılından sonra Erdoğan'ın tabiriyle ustalık döneminin başlaması ve bütün devlet mekanizmasına hakim olduğu kanaati oluşturduktan sonra 2014 tarihinde 30 Ekim 2014 tarihinde bildiğiniz gibi çökertme ve yok etme siyaseti doğrultusunda bir başlangıç yaptılar. Ve doğal olarak o tarihten itibaren de Kürt siyasetini yok etme üzerindeki bütün ağırlığını koyarak devam ettiler. Tabii ki biz bunların amaçlarının ne olduğunu örneklendirerek vermeye çalışacağım. Şimdi yakın zamanda bir infaz yasası geçti. Ve infaz yasasında adeta Göbel'in o prensiplerini birebir uygular tarzda benden olanı eğer hırsız da olsa, çapulcu da olsa, tecavüzcü de olsa, çete de olsa ben affederim, çıkartırım. Ama bana karşıt olanları yok edeceğim. Yok etme üzerine geliştirilen bir siyasetin en iyi örneklerinden biri. Ve aynı zamanda şu anda mesela Rojava'daki köylülerin tarlalarını ateşe vererek ve söndürmeye gidenlerinin üzerine ateş açarak öldürmeye çalışmaları en azından AKP-MHP koalisyonunun şu anda sürdürmüş olduğu politikanın amacının ne olduğu az çok anlaşılmaktadır.
şu anda AKP Kürtleri şöyle bir koşulla karşı karşıya bırakmıştır. Yani hani Kürtçe'de bir söz var. Diyor ki sadece tihane. Yani yatsan da kalksan da otursan da ben seni affetmeyeceğim. Ancak ve ancak ihanetçi olursan ve kendi halkına karşı olursan seni affedebilirim, seni yaşatabilirim üzerine geliştirilen bir siyasetin tezahürleridir tabii ki. Aynı zamanda bunların yansımalarını ve amaçlar yan amaçları olarak nasıl görebiliyoruz? Tabii ki Kürtlerin önündeki bütün kapıların kapatılmasıyla beraber bütün zorluklara katılarak elde edilmiş olan belediyelere müdahale ederek Kürtlerin seçme ve seçilme haklarının ortadan kaldırılmasına yönelik yine bir teşebbüs olarak görebiliyoruz. Ve en önemli olan hususlardan biri de ranttır. Yani bildiğiniz gibi normalde anayasanın 38. maddesinde masumiyet karinesi var iken ve bir insanın suçu ispat edilemeyinceye kadar suçsuz olduğu kabul edilmesine rağmen şu anda görevden uzaklaştırılmış olan bütün eş başkan arkadaşlarımızın hiçbirinin suçu yok iken görevden uzaklaştırılmış ve onların yerine atanmış olan kayyumlar da herhangi bir kanuni takibata alınamayacağı garantisi, hukuki garantisiyle bir sistem kurulmuştur. Ki istedikleri yolsuzluğu yapabilsinler ve rantı elde edebilsinler. Bütün arkadaşlarımız bilirler. Geçen dönemde BDP'nin belediyelerine, el koymuş olan belediyelere 6 milyar lira gibi bir borç batağına sokarak biz devralmıştık. Peki bu kaynak nereye gidiyor? Şu anda normalde yedek akçesini bile kullanmış olan bir devletin şu anda Suriye'de ve Libya'da sürdürmüş olduğu savaşa kaynak yaratmak zorundadır. Ve doğal olarak da şu anda tamamen kanun dışına çıkarılmış, denetim dışına çıkarılmış Kürt coğrafyasındaki belediyelerin kaynaklarına bu şekilde el koyarak oralara kaynak yaratmaya çalıştığını bu biliyoruz. Bu dediğiniz önemli bir şey aslında. Ben araya giriyorum, kusura bakmayın. Yani siz kaynak üretemeyen devletin belediyelere kayyum atayarak bir yandan da buranın kaynaklarını Rojava'da ya da işte farklı şekillerde beslediği çetelere kaynak olarak ürettiğini aktardığını söylüyorsunuz. Bununla ilgili somut bilgiler var mı? Ya da yani, yaptığımız çalışmalardan çıkan bir sonuç var mı? Şimdi bakınız biz en azından şöyle diyelim. Bak, en azından bir basit örnek olarak ben vereyim. Şimdi biz bir yıllık yönetim sürecimizde bizim özel kalemin toplam gideri 452 bin liradır. Kayyum dönemindeki 2019 yılının ilk 3 ayının gideri 521 bin liradır. İlk 3 ayının gideri. Evet. 2018'in özel kalem giderleri 1.557.000 liradır. Evet. 2017'nin 2.160.000 liradır. Bakın fazla ayrıntıya girmeden bizim giderlerimiz 452 bin lirayken onların 2 milyon lira civarlarında. Doğal olarak her bir alanda bu kadar paranın aktarıldığını eğer düşünürsek ve diyelim ki Batman Belediyesi gibi bir yeri ilk dönemde kayyum atanırken 60 milyon lirayla borçla kayyum atanırken biz 307 milyon lira borçla biz belediyeyi devralmıştık. Ve biz şu anda belediyeye el konulduğu zaman 300 milyon lira belediyenin borcu vardı. Ama kayyum daha 2 ay dolmadan vermiş olduğu bir açıklamada Batman Belediyesi'ni 370 milyon lira ile devraldıkları gibi bir kocaman bir yalanı kamuoyuna servis etmeye çalıştılar. Doğal olarak yapacakları hırsızlıkların önceden hazırlığını yaparak başladıklarını görebiliriz. Bir başka husus olarak bizim açımızda mesela
olmazsa olmaz şeylerden biri eş başkanlık sistemidir. Özgür eş yaşamdır. Ki bu tamamen Erdoğan'ın paradigmasına karşı olan bir anlayıştır. Bildiğiniz gibi Erdoğan'ın açıklaması kadınla erkeğinin fıtratlarının farklı olduğunu aslında eş başkanlığı ayrı konuşalım başkanım. O önemli bir başlık. Evet. Buradan müsaade ederseniz Sayın İrfan Sarı'ya dönmek istiyorum. Onun da bir şekliyle bu nedenleri bize özetlemesini isteyeceğim. Şöyle de bir şey var, çünkü 2016'da AKP kayyum siyasetine başladı. Daha sonra yapılan seçimlerde 31 Mart'ta büyük bir oy çoğunluğuyla bu kayyum atamadan tüm belediyeler geri alındı, ama AKP tekrar aynı yolu denedi. Yani her şeye rağmen orada halk üzerinde istediği etkiyi bırakamayan bir parti var karşımızda, bir yönetim anlayışı var karşımızda. Buna rağmen niye ısrarla bunu devam ettiriyor? Özellikle yani bu siyaset ile ne amaçlanıyor? AKP rejiminin hedefi ne? Evet, ben de izleyicileri saygıyla selamlıyorum. Böyle bir şans yarattığınız için de teşekkür ediyorum. Aslında bunun birçok nedeni var. Bir kere 2014 yılındaki kayyum atamalarının öncesine de gitmek gerekiyor, ama 2019 yılında özellikle Türkiye'de gelişen olayları göz ardı etmemek lazım. İşte tek partili cumhurbaşkanlığı, yine bununla birlikte liyakat meselesi, tek adam rejimi, Türkiye'de pazar ve marketlerin ciddi anlamda pahalılık oranının yükselmesi, dövizin ciddi anlamda tırmanıyor olması, yani Türkiye'de bir ciddi boyutta bir iç sorunlar vardı ve bununla birlikte dış politika üzerinde baskılamaya çalıştılar. İşte Libya'daki durum, yine Rojava'daki durum da bununla birlikte 2014 sonrası yeniden kayyum denemelerini gerçekleştirmek istediler. Çünkü Türkiye'de tabanın ya da AKP, şöyle tanımlayalım, AKP-MHP bloğunun tabanda talebi bellidir. Eğer siz ekonomik olarak onlara uzanamıyor ve ulaşamıyorsanız milliyetçi kanalları harekete geçirmek zorunda kalırsınız. Doğal olarak da kayyum atamaları da bu milliyetçi kanalı beslemek için, onu hayata geçirebilmek için çok önemli organlar gibi göründü ve kayyum olmazsa olmaz haline getirildi. Doğal olarak AKP-MHP bloğu kayyumları atayarak aslında kendi elini güçlendirmek ve esas olan da şu: Türkiye kamuoyunda kayyum artık normal bir durummuş gibi algıya doğru götürüldü. Yani toplumun tamamında aslında böyle bir algı da yaratmaya başladı. Dedi ki evet, bunlar işte şu ya da bu şekilde illegalite bir yapılanmadır ve biz bunları siz halk istediği için alıyoruz ve bu illegaliteyi de ortadan kaldırıyoruz. Bunun yerine kaymakamları, valileri de göreve hızlıca getiriyoruz. Daha bizden ne istersiniz? Aslında topluma, kendi tabanına da vermek istediği mesaj budur. Ama içerideki durumlar çok nettir. Türkiye yönetilemez duruma gelmiş. Kayyumlar onlar için ya da Kürtler onlar için her zaman kalkan olarak kullanılabilecekleri bir durumdur. Az önce de söyledim. Tek partili cumhurbaşkanlığı sistemi, tek adam sistemi. Yine buna paralel pazar durumu. Bir kere liyakat meselesi, eş
dost atamaları, bütün bunlarla birlikte içeride bir de homurtu var. Yani aslında bir usulsüzlük var, aslında bir hukuksuzluk var, aslında bir anayasal düzleme karşı gelmek var ve sesini çıkarmaya başlayan bir taban da var. Ama burada bunu bastırabilmenin tek formülü, formüle edilebilecek tek şey kayyum atamalarıdır. Bakıyorsunuz ki seçilen arkadaşlarımız, az önce de konuşuldu. Seçilen arkadaşlarımız Yüksek Seçim Kurulu'nun oluruyla seçilmiş, dosyaları kabul edilmiş, ilan edilmiş ve 31 Mart seçimlerine gidilmiş. Hemen akabinde KHK'ler bahane edilerek bir çeşit oyunlar oynanarak ve tabana bunu da, bu usulsüzlüğü da kapatabilecek, kamufle edebilecek bir düşmanlaştırma. İşte kayyum bu ülkenin altına HDP belediyeleri bu ülkenin altına yerleştirilmiş dinamitlerdir. Biz kayyumla bunun önüne geçiyoruz diyerek milliyetçi... Bu inandırıcı oluyor mu? Yani bunun ciddi anlamda toplum karşısında karşılığı var mı? Yani ırkçı, milliyetçi siyaset yapanlar etkileniyor. Ama mesela özellikle Kürdistan'da belediyeleri aldıklarında taban bunu böyle mi algılıyor? Tabii ki onu demiyorum. Ben zaten sözün başında söylemiştim. AKP, MHP kendi tabanına bunu hissettirmek için yapıyor. Elbette Kürt dillerinde, Kürdistan'da bunu konuşmak mümkün değil. Bakınız, biz 31 Mart'ta çok zorlu koşullarda seçimlere gittik. O kadar ağır koşullar vardı. Belki 15-20 arkadaşla birlikte bizim kentin 100 bin nüfuslu bir kentin %10'una ancak ulaşabildik seçim süresin boyunca ve zorlu koşullar da vardı. Ama ona rağmen halkın %70'inin teveccühünü almışız ve Kürdistan'ın tamamında da durum böyledir. Orayla ilgili söylemiyorum ama Kürdistan'da da AKP'yi benimseyen bir seçmen yapısı var ve bunlara gidip konuştuğunuzda aslında az önce söylediklerimi tekrar etmeye gerek yok. Az önce söylediklerimi de teyit eder bir boyuttadır. Ama bu %20'ler, %30'lar civarındadır. Ama bütünsel olarak resme baktığınızda Türkiye aranasında bunlar söylendiğinde son derece de ciddiye alan önemli bir çoğunluk da var. Burada aydın, ilerici, demokrat, insan haklarına önem veren gruplar için söylemiyorum. Elbette bunlar kayyum atamalarını anayasal olarak bakar en insani olmayan bir davranış olduğunu söylerler ve bizimle birlikte mücadelede ediyorlardır. Toplumun farklı kesimlerinin neler düşündüğünü konuşacağız bu program bazında. Sayın Şevin Alaca'ya sormak istiyorum. Başkanım, hem Mehmet Bey hem İrfan Bey makamları gasp edilen iki eş başkanımız. Ama siz ve Ayhan Bey hala Kars'ı yönetiyorsunuz. Doğrusu bu kayyum siyaseti sizin yönetiminiz ve çalışmalarınız üzerine nasıl bir etki oluşturuyor? Çünkü aynı zamanda bir psikolojik baskı da uygulanıyor, onu da gözleyebiliyoruz. Ben bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Ama tabii diğer taraftan sizden de AKP'nin kayyum siyasetiyle ne amaçladığını soracağım. Sizin de bunun yorumlamanızı istiyorum doğrusu. Evet, ben de sizlere ve izleyicilerimize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Yayınla da bize kendimizi ifade etme ya da en azından yaşadıklarımızı anlatabilme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani sesimizi duyurabildiğimiz platformlar yok denecek kadar az maalesef. Bunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Az önce siz de ifade ettiniz, Halkların Demokratik Partisi olarak 31 Mart seçimlerinde kazanmış olduğumuz 65 belediyenin 51'ine kayyum atandı ve şu an 14 belediyemiz kaldı. İl belediyesi olarak da sadece Kars kaldı maalesef.
Yani Kars'la ilgili de aslında biz de bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde aslında oldukça sık bir şekilde gündeme geldik. Hem belediyemiz üzerinde hem biz her iki eş başkan üzerinde de oldukça yıpratıcı propagandalar sürüyor. Adeta Kars'ta da belki ilerleyen günlerde bir kayyum atanmasına gerekçe oluşturmak amacıyla bir takım kara propagandalar yapılıyor. Yani Türkiye'de işlevsel yerel yönetimler yükseldikçe aslında merkezi yönetimle arasındaki ilişki de daha da gerginleşiyor. Bu da bize gerçekten yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha belki gözler önüne seriyor, bizlerin fark etmesine sebep oluyor. Ve devletin içerisindeki örgüt, devlet içerisindeki örgütlenme de bir takım değişikliklere uğradığı zaman yerel yönetimlerde bundan doğrudan etkileniyor. Yani son yıllarda özellikle AKP iktidarıyla beraber tek elden yönetim ülkede tek seslilik ve tekçilik üzerine inşa edilen bir rejimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu rejimin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla yerel yönetimlerin de yine tek elden yönetilmesinin amaçlandığını görüyoruz. Yani bu şekilde okuyabiliriz belki de. Yani 2014 seçimlerinde 102 belediye kazanmıştı ve bunlardan 96 tanesine kayyum atanmıştı. Ya bu 2016'da başlayan kayyum süreçleriyle beraber aslında farklı bir konsepte yöneldi iktidar. Yani biz Halkların Demokratik Partisi olarak genç bir partiyiz ve çok fazla üst üste seçim geçirdik. Ancak geçmişimize baktığımızda heple beraber başlayan önemli bir siyasi gelenekten geliyoruz ve demokratik siyasete ilk başladığımız günden itibaren de partimiz ve bizler üzerindeki ve Kürt halkı üzerindeki baskılar her geçen gün yoğunluklu bir şekilde artarak günümüze kadar devam etmiştir. Özellikle 7 Haziran 2015'te çözüm süreci şartlarında girilen bir seçimde aslında partimizin ne kadar büyük bir ivme kazandığı, 6 milyon seçmenin oyunu olarak %13'lük bir antidemokratik seçim barajını da yerle bir ederek meclise girdiğini ve Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu gördük ve tabii ki AKP'ye tek başına iktidar olma şansını 7 Haziran'da almış olduk. Aslında bundan sonra iktidar da tamamen özellikle partimiz üzerindeki siyasi soykırım operasyonlarına hız verdi. O günden bugüne kadar da kesintisiz olarak devam ediyor. Bunun bir farklı konsepti de belediyelerimize el konulması şeklinde karşımıza çıkıyor. Halkımızın iradesi gasp ediliyor. Az önce İrfan Hocam da söyledi. Biz de Kars'ta hiç de adil olmayan koşullarda bir seçime gittik. Seçim çalışmalarında engellemelerle karşılaştık. Yani Kars özellikle kültürel yapısı, etnik kimlikleri açısından çeşitliliklerin bir arada yaşadığı bir yer. Ve partimizin hem kendi siyasetini uygulayabileceği hem de örnek bir yerel yönetim inşa edip etmesine imkan verecek önemli bir kent. Ve ilk defa da kazanmış olduğumuz bir kent. Bu açıdan da çok önemliydi. Dolayısıyla yani ben araya giriyorum, lütfen kusura bakmayın. Siz Kars'ta yeni bir yönetim anlayışı da inşa etmek istiyoruz dediniz. Bu son dönemde özellikle size dönük baskılar arttıkça Kars'tan seçimde size oy vermeyenlerden de çok olumlu yansımalar geldi bize. Hem bunu sormak istiyorum, yani HDP'ye oy vermemiş birçok insan Kars'ın ilk kez güvenebildikleri insanlar tarafından yönetildiğini söylüyorlar. Bu da iktidarı rahatsız eden bir etken midir? Bir de gerçekten öyle midir? Yani Kars'ta oy vermeyenler de sizin hizmetlerinizi bu derece övüyorlar mı? Ne dersiniz? Evet, kesinlikle öyle. Yani Kars'ta daha önce farklı siyasi partiler yerel yönetimlerde görev almışlardı.
Seçim öncesinde aslında Kars'ta ciddi anlamda bir umutsuzluk vardı. Kars adeta kendi kabuğuna çekilmiş, yalnız bir şehir izlenimi veriyordu. Çünkü belediye asgari yapması gereken hizmetleri dahi yerine getirmemişti. Dolayısıyla Kars halkının 31 Mart seçimlerinden beklentileri de çok düşük düzeydeydi. Yani 2019 yılında bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz ve bunu sadece zaten belediyenin yapması gereken olmazsa olmaz hizmetleri üzerinden yürütüyorsunuz. Bu gerçekten Kars'ın aslında o acı tablosunun en iyi şekilde gözler önüne seren bir şeydi. Sadece çöplerimiz toplansın, yollarımız yapılsın diyordu insanlar. Başka hiçbir beklentisi yoktu. Dolayısıyla da bu anlamda partimizden yana çok fazla ümit oluştu, umutları canlandı. Özellikle 15 Mayıs'ta maalesef Iğdır Belediye'mize de kayyum atandı. Bugün eş başkanımız Yaşar Akkuş da tutuklandı. Eylem Çelik hakkındaki gözaltı süresi de 4 gün uzatıldı. Yani Iğdır Belediyesi'nin 3. dönemi partimizde ve Kars için çok önemli bir referanstı Iğdır Belediyesi'nin çalışmaları. Iğdır daha önceki yıllarda Kars'a bağlı küçük bir ilçeyken sonrasında hızla gelişme kaydetmişti. Ve bu Kars halkı için de önemli bir referanstı. Durumdu. Dolayısıyla dolayısıyla bu seçim öncesinde de çok karşılaştık. İnsanlar bugüne kadar partimize hiç oy vermediklerini ancak bu seçimde gerçekten partimize inandıkları için, hizmet alacaklarına inandıkları için tercihlerini bizden yana kullanacaklarını bizlere açıkça ifade ediyorlardı. Yine seçim sonrasındaki bir yılı aşkın bir süredir görevdeyiz. Bu süre zarfında da oy vermeyen birçok vatandaşımızın çalışmalarımızdan duydukları memnuniyetleri açık bir dille bize ifade ediyorlar. Başarılar diliyorlar ve Kars'ta yapılmayan birçok şeyi yaptığımızı söyleyerek özellikle bu yürütülen kara propaganda döneminde de bize desteklerini sunuyorlar. Peki, ben ilk turda daha çok böyle bir genel konuştuk. Kars'ta belki biraz özele indirgedik meseleyi ama Mehmet Bey, sizinle devam ederken şunu da sormak istiyorum. Sonuçta İçişleri Bakanlığı bu türden kararlar alırken Süleyman Soylu bazı gerekçeler üretiyor. Hatta bu gerekçeler üzerinden yargılanıp Selçuk Mızraklı Başkan gibi cezalandırılan belediye eş başkanları da oldu. Hiçbir beslede dayanmadan. Bu kumpaslar sizinle ilgili de yapıldı sanırım. Hem bunları açmanızı isteyeceğim hem de gerçekten bunların bulunduğunuz toplum üzerindeki etkisi nedir? Yani halk bunları gerçekçi buluyor mu? Halktan kastım HDP'ye oy verenler değil yalnız başına. Yönettiğiniz kentteki AKP tabanı da ya da varsa MHP, CHP'liler de gerçekten bunlara inanıyorlar mı? Ne diyorlar? Tabii kumpaslar da açmanızı istiyorum. Özellikle ne türden kumpaslarla karşı karşıya kalın. İzninizle ilk önce bu atama amaçlarından biri önemli olarak gördüğüm bir şeye de bir vurgu yaparak geçmek istiyorum. Özellikle şu anda Erdoğan'ın yani 2011'den itibaren kurmak istediği o totaliter otokratik rejimin bütün hukuksuzluklarının Kürt coğrafyasında uygulama laboratuvarı alanı olarak ilk önce sıradanlaştırılıp ondan sonra Türkiye'ye yaygınlaştırma gibi bir durumdur. Bildiğiniz gibi eğer geçen dönemde BDP belediyelerine kayyum atanmasaydı 31 Mart 2019 seçimlerinde İstanbul'a kayyum atayamazlardı. Eğer mesele daha önce HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksel ve diğer vekil arkadaşlarımız tutuklanmasaydı belki şu anda Osman Kavala ve diğer şahsiyetler belki tutuklanmazlardı. Doğal olarak totaliter otokratik o rejimin, o faşizan rejimin kurulmasının alanı olarak burası görüldüğünden dolayı bütün hukuksuzluklar bu şekilde yerel yönetimlerinde de daha önce mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçen kayyum döneminde Batman'a yaptığı ziyarette aslında
belediye başkanları da merkezden atanmalıdır da vurgulandığı gibi ve mülkiye müfettişlerinin de aslında raporlarında bir nevi her ne kadar Kürt coğrafyası Kürdistan belediyeleri demeseler de işte milli güvenliği tehdit eden illerdeki belediye başkanlarının merkezden atanması ve meclis seçimlerinin sadece yapılması üzerine bir çalışmaları olduğunu ve buna yönelik olarak bir hazırlık olduğunu belirtmemiz gerekir. Şey olarak sizin sorunuza gelince tabii ki şimdi Yüksekova'da özellikle çok yoğun bir güvenlik mensubu olduğundan dolayı belki de şu anda İrfan Başkan'ın işte verdiği o oranların %30'larda bunu kabul ettiği tarzındaki bir şey belki bundan kaynaklanıyor. Bundan emin olabilirsiniz ki Batman'ın %95'i ve daha fazlası Batman'a atanan kayyumların bir zulüm olduğu, bunun kınanması, mahkum edilmesi gerektiğine inanıyor ve bunu tasvip etmiyorlar. Sizin diğer bir sorunuz işte Süleyman Soylu'nun gerekçeleri. Şimdi ben tabii ki göz altındayken 3 tane dosyamın olduğunu ifade etmişlerdi. Yani 31 Mart seçimine kadar benim aleyhimde açılmış hiçbir dosya, hiçbir dava yok. Olanlar genelde basın açıklamaları ve ya takipsizlikle sonuçlanmış veya beraatla sonuçlanmış durumlardı. Hatta göz altındayken TEM müdürünün kendisi bana sordu. Sizin herhangi bir davanız, bir dosyanız falan var mı diye. Kendilerine cevap, ben dedim ki siz TEM müdürüsünüz ve bunu en iyi sizin bilmeniz gerekir. Biliyorum dedi, dedim bilseydiniz bunu ifade etmezdiniz. Ne yazık ki evet, şimdi eğer kumpası bize hata yapma imkanı verip o şekilde teşvik ederlerse bunu başaramazlar. Çünkü sadece onların teşvikleriyle değil, bizim halkımıza ve partimize verdiğimiz sözünün bir gereği asla ve asla kendimizi esas almayacağımız, çıkarlarımızı gözetmeyeceğimiz, halkın talepleri doğrultusunda hareket edeceğimiz, adil olacağımız, herkese eşit olacağımız ve asla ve asla rüşvete, yolsuzluğa müsaade etmeyeceğimiz üzerine verdiğimiz sözün bir bağımlılığı olarak kendileri kumpas kursalar da, kurmak isteseler de ne ben, ne eş başkanım, ne diğer herhangi bir belediye eş başkanımızın buna düşmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Evet, Selçuk Başkan'ın durumu çok spesifik bir durum. Gerçekten de şimdi 3 yıl tutuklanmış ve müebbetle yargılanan bir sanığın 3 yıl sonra tekrar sözüm ona mahkemeye çıkarıldığı, ifadesinin alındığı ve işte kendisinin tabiriyle görmediği ama duyduğu, iddia edilen bir olayla, bir kurgu, bir senaryoyla ne yazık ki Selçuk Başkan gözaltına alındı ve 9 yıl 6 ayla da cezalandırıldı. Tabii ki hukuksuzluğun olduğu bir mekanda, bir yerde böyle şeylerin olması kaçınılmazdır. Ve bizim bu konuda da bir iyi niyet beklentimiz olamayacağı gibi hiçbir şikayetimiz yoktur. Çünkü burada uygulanan zaten bir düşman hukukudur. Ve düşman hukuku çerçevesinde hareket edildiğinden dolayı ve konuşmamın başında da ifade ettiğimden evet, çökertme ve yok etme üzerine gittiğinden dolayı zaten hepimiz 31 Mart seçimlerine girerken bütün bu tabloları göz önünde bulundurarak inandığımız değerler doğrultusunda her ne olursa olsun bir gün bile olsa eğer biz yönetimde kalırsak bu göreve talip olduğumuzu ve cevap olacağımızın sözünü vardı ve doğal olarak yapılanlar bize yönelik yapılanları zaten bekliyorduk. Bu beklenti onların kültürlerini ve o şimdi mesela birçok uygarlığın, birçok geçmiş kavimlerin insanlık tarihine kazandırdığı bazı değerler vardır. Ama şimdi bir Moğol kültürüyle, bir Cengiz Han'la iftihar duyan bir kültürden iyi niyet beklemenin naif bir duygu olacağını düşünerek zaten
Onlar da işlerini yapıyorlar. Biz de işlerimizi yapıyoruz. Ile bitirmek istiyorum. İşlerimizin ne olduğunu da ayrıca konuşalım doğrusu. Ne yapmamız gerektiğini bundan sonra özellikle belediyeler açısından tabii soruyorum siz. Evet. Sayın İrfan Sarı, size de soracağım ama biliyoruz çok acımasızca saldırılarla yöneldiler. Özellikle Siirt Belediye İş Başkanı'nın evine giriş görüntüleri basına da yansıdı. O kapıların, pencerelerin kırılması, evin darmadağın edilmesi, böylesine acımasızca saldırıyla ne mesaj vermek istiyorlar? Hem bunu soracağım, hem de gerçekten yani sadece düşman hukukuyla ya da işte bölgeye dönük özel politikalarla açıklamak yeterli mi bunu? Yakından da takip ediyorsun. Yani salt belediyelere dönük bir saldırı değil, aynı zamanda siyaseti tamamen bitirmeye dönük de bir saldırı söz konusu. Böyle genel anlamda baktığında ne amaçlıyor? Salt belediye üzerinden değil, çünkü siyasete de çok ciddi engeller var, saldırılar var gördüğümüz. Yani bu çok bariz artık görünebilir durumda. Zaten AKP MHP uygulamalarını, politikalarını hayata sunmaya çalışırken de gizleme gereği duymuyor. Çünkü ortada bir hukuk düzlemi kalmadı. Anayasal bir düzlem kalmadı ve kendi hukuklarını ortaya koyuyorlar. Evet, gerçekten de Siirt'teki durum bizim de başımıza geldi. Şahsen benim de başıma geldi. Sabahın erken saatlerinde kapı dipçiklerle vuruldu. Yani belki çok kısa bir sürede kapıya yönelmemize rağmen üstümüze dökmeye çalıştılar ve içeride yarattıkları tahribat inanılır gibi değildi. Ama o gün Siirt'te karşılaştığımız manzara da dün uygulanan hukukun bir yenisiydi. Yeniden işte dün hangi despotizm, hangi baskı uygulamak istendiyse bugün de aynı ahlak, aynı amaç doğrultusunda sindirmeye, yok saymaya, kendi hegemonyasını oluşturmaya, kendi protipini oluşturmaya, kendi aklındaki Kürt tipini yaratmaya çalışan bir anlayışın sonuçlarıydı. Yani orada görünen vicdan sahibi her kesimin itiraz edebileceği bir fotoğraftır aslında. Bu ne Türkiye'de belki 3. dünya ülkeleri denilen Orta Doğu coğrafyasında hiçbir coğrafyada görülebilecek bir manzara da değil. Keyfi olarak gözaltına alınmalar, dosyalar hazırlanmalar, dosyaların hazırlanması, yine gözaltı sürecinde ters kelepçeyle karşı karşıya bırakılmak, cezaevine gönderilmek, cezaevindeki durumlar, bunların hepsi başlı başına Türkiye'de artık bir hukukun olmadığı, adalet vurgusunun bittiği, barış ifadelerinin düşmanca karşılandığı bir büyük fotoğrafın küçük görüntüleridir. Ama büyük fotoğrafta zaten bu var. Yani Türkiye'de biz Kürdistan'daki durumları az çok yaşamımız boyunca görebilmişiz. Belki Batı'ya onu anlatabilme amacı doğrultusunda da anlatabildik. Ama Batı'da da baktığımızda artık yaşam koşullarının iyice daraldığı, artık herkesin mevcut iktidarın politikalarının cenderesinde kendisini yaşatmaya çalışma girişimine başladığını görebiliyoruz. Yani Türkiye'de de aslında Türkiye cephesinde de böyle bir
haksız, hukuksuz tutumun var olduğunu görebiliyoruz. Az önce Kavala örneği verildi, yine bununla ilgili farklı kimliklerin de bugün cezaevindeki tutumu, yani hiçbir dosyanın olmamasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve buna eşdeğer mahkemelerin, insan hakları komisyonlarının birebir söylemesine karşın bu hukukların uygulanmadığı bir yerde, bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için bütün zeminler hazırlandı. Dünden bugüne hazırlandı. Aslında Türkiye'nin başlangıcına baktığınızda da aslında Kürtlerle ilgili böyle bir öteki böyle bir düşman hukukunu var olduğunu görebiliyoruz. Ama bu son 17 yıllık dönemde bu resmen insanların gözüne soka soka, göstere göstere yaptıkları bir durum, zulüm haline geldi. Şimdi biz burada hukuk mu arayacağız? Biz burada barış söylemini mi yükselteceğiz? Açıkçası bunlar artık kavramsal olarak kaldı hayatımızda. Bunların uygulamaları hayatımızın hiçbir yerinde artık yok. Bunu yaparken sindirmeye çalışmak, yıldırmaya çalışmak ve boş kişilik oluşturmaya çalışmak, yandaş oluşturmaya çalışmak, kendi iktidarlarını güçlendirirken işte beka söylemleriyle aslında biat etmiş bir toplumu, büsbütün olarak bir toplumu yaratmaya çalışmak. Bütün amaç budur ama bu... Peki şöyle sorayım gibi, yani zorbalık üzerinden biat etmiş bir toplum oluşturma amaçlarına ulaşabiliyorlar mı bu politikalarıyla? Yani bölgede askeri anlamda ya da istihbari anlamda ya da geçmişten bu yana çeşitli çıkarlar temelli onlarla birlikte olanların dışındaki kesimi etkileyebiliyorlar mı gerçekten bu amaçlarla ulaşma bakımından? Elbette Kürdistan'da bunun esaresi yoktur. Yani buna ulaşmaları mümkün değil. Yani cezaevine atmakla, sindirmekle, öldürmekle, sürgün etmekle bunu başarabileceklerini sanıyor olabilirler ama bunu başarmaları mümkün değil. Dünden bugüne kadar denenmiş politikalardır ve bu politikalar asla tutmamıştır. Ama Türkiye cenahında bunun aslında göstergeleri çıkıyor ortaya, var. Böyle bir karşılığı var. Burada bizim sinebilmemiz, bizim biat etmemiz, boyun eğmemiz, eğilmemiz beklenti düzeyindeyse eğer karşı tarafta, dünden bugüne kadar Kürtlerde bu görülmedi. Hiçbir zaman eğilme, hiçbir zaman işte sindirilmiş, yılmış bir Kürt prototipini göremediler. Ama buna rağmen bu uygulamalarla her evin önüne bir polis, bir kolluk kuvveti bırakarak, her kişinin başına bir güvenlik gücü bırakarak başarabilecekleri, gidebilecekleri bir yer ya da gidebilecekleri bir hedef olamaz. Mümkün değil ve geçmişte de bunun örneği yaşandı. Bugün de bunu yaratmaya çalışıyorlar ama bunu başarmak mümkün değil. Bizim yaşadığımız, yani Kürdistan coğrafyasında bu mümkün değil. Peki. Ben araya giriyorum. Bu barış ve hukuk siyasetiyle ilgili dedikleriniz de önemli. Onu aslında belki muhalefetin tutumunu konuşurken de tekrar ben soracağım. Şevin Başkanım, size sormak istiyorum. Şimdi geçmişte ben Ahmet'te, Kürdistan'ın farklı kentlerinde belediyelere gittiğimde, ilk gördüğümde yani şaşırmamıştım ama başka yerde olmayan şeylerdi. Belediye başkanlarımız o dönem İçişleri Bakanlığı'ndan gelen müfettişler için özel bir oda ayırmışlardı. Arabaları vardı. 24 saat oradaydılar. Yani neredeyse belediyenin muhasebe memuru gibi her şeyi kontrol ediyorlardı. Bu konuyla ilgili sizin üzerinizde de bir
ağırlıklı denetim mekanizması oluşturmuşlar mı? Bunu nasıl yapıyorlar bir? İkincisi gerçekten AKP'li belediyelerin ya da işte bir şekliyle kayyum atanmış belediyelerin geçmişine de baktığımızda çok korkunç, ciddi boyutlarda yolsuzluklarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani hepsi açığa çıkmasına rağmen hiçbiri hakkında da tek bir dava açılmadı. Oysa bunca saldırmalarına rağmen, teftiş etmelerine rağmen HDP'li belediyelerle ilgili de bir yolsuzluk bulamadılar. Siz hem kendi durumunuzu hem bu belediyelerdeki yolsuzluk siyasetli bir yerel yönetici olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ne söylemek istersiniz? Evet, biz Kars Belediyesi'ni kayyumdan devralmadık. MHP belediyesinden devraldık. Ancak kayyumdan alınan bütün belediyeler gibi Kars'ın da oldukça yüklü bir borcu vardı. 400 milyon civarında Kars Belediyesi'ni bir borcu vardı. Bu şekilde aldık. Yani bütün banka hesapları hacizliydi. Bütün arsaları, arazileri, araçları, her şey hacizliydi ki bu durum hala da devam ediyor. Günlük olarak her gün belediyemize rutin, artık biz de alıştık, veznemize kasa haczi için avukatlar geliyor. Dolayısıyla tamamen sistem kilitlenmiş bir durumda aslında Kars Belediyesi'nde de. Yani müfettişler ilk başladığımız andan itibaren yoğun bir şekilde bize de geliyor. Mülkiye müfettişleri, Sayıştay müfettişleri ya da iş müfettişleri sürekli olarak geliyorlar. Çalışmalarımızı denetliyorlar. Biz de aynen kendilerine özel bir oda tahsis ettik ve personelimize de bu konuda yardımcı olmaları için her türlü talimatı veriyoruz. İstedikleri her türlü dokümanı kendilerine sunuyoruz. Çünkü geçmiş dönemde yapılan yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ortaya çıkması bizim de en büyük hedefimiz. Biz seçim kampanyasında en önemli propaganda argümanlarımızdan bir tanesi özellikle şeffaf ve demokratik katılımcı belediyecilik inşa edeceğimizdi. Dolayısıyla bunun gereklerini yerine getirmek için de çalışıyoruz. Her ay özellikle belediyemizin mali durumunu belediyemize asıyoruz ya da sosyal medya üzerinden yerel basınla da paylaşarak mali durumumuzu paylaşıyoruz. Gelen müfettişler bile aslında, yani geçmişte yapılan bu kadar usulsüzlüğe rağmen nasıl bir inceleme yapılmamış, bir işlem başlatılmamış diye aslında kendileri de hayrete düşüyorlar. Açıkçası bunu da bize ifade ediyorlar. Yani yaptıkları bu, uyguladıkları kayıp... Peki müfettişlerin geçmişe dönük yaptıkları bir şekliyle hukuksal mekanizmada karşılığını buluyor mu? Yani bir suç duyurusu olarak ya da daha ileri düzeyde yaptırımlara yönelmek için adımlar atılıyor mu? Yani sonuç itibariyle yolsuzluk geçmişte de yapılmış olsa yolsuzluktur. Evet. Yani müfettiş raporlarına göre biz gerekli işlemleri başlatıyoruz. Geçmişe dönük soruşturmalar devam ediyor. Valilikten gelen soruşturma izinlerine dayanaraktan biz de aslında şu ana kadar birçok personelle ilgili açığa alma ya da sözleşmesini askıya alma uygulamalarını hayata geçirdik. Bizim kendi hem kurum avukatlarımız da çalışıyorlar, aynı zamanda denetim müdürlüğümüz dosyaları tek tek inceleyerek gerekli hukuki işlemlerin yapılması için hukuk müdürlüğümüze aktarıyorlar. Özellikle bunlarla ilgili biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. Ancak maalesef hukuk sistemindeki aksaklıklar nedeniyle çok hızlı yol alamıyoruz. Ama devam eden soruşturmalar var. Özellikle yol ihaleleriyle ilgili çok usulsüzlükler var. Yapılmayan yolların parasının, hak edişlerinin belediyeden talep edilmesi şeklinde. Biz bununla ilgili daha öncesinde hem yapıldığı iddia edilen yollarda da bir basın açıklaması yaparak iddiaları dile getirmiştik. Bununla ilgili suç duyurularını yapmıştık zaten. Ama maalesef yani hem bunlarla ilgili hem de belediyemize ve bizlere yönelik yapılan saldırılarla ilgili hukuk anlamında yol alamıyoruz. Peki. Tekrar bu Kars Belediyesi ile ilgili özellikle sormak istiyorum. Son dönemlerde bazı kumpaslar size de geliştirildi.
gibi görünüyor. Yani birileri görevlendirildi mi? Hem belediyeye saldırıyla hem işte diğer taraftan belediyeden istekleri karşılanmayınca bunu farklı şekillerde kamuoyuna lanse ettirip bir oyun üzerinden istediği algıyı yaratmaya dönük girişimler oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, ya da nedir bu yani, işin gerçekliği? Evet, yani tabii ki bu kayyum politikasının altını doldurmak için kendilerinin haklı olduğunu ispatlamak için bir takım argümanlar yaratıyorlar. Yani öncesinde eş başkanlar gözaltına alınıyor, sonrasında kayyum atanıyor. Ve belediye eş başkanlarımız cezaevlerine rehin olarak alınıyor. Dolayısıyla bunların altyapısını da doldurmaları gerekiyor. Aslında birçok gerekçe de işte eş başkanların HDP etkinliklerine katılmaları ya da yapmış oldukları bir takım konuşmalar, gizli tanık ifadeleri gibi hiç de hukuki altyapısı olmayan gerekçeler yaratıyorlar. Yani bizimle ilgili de ilk günden itibaren çeşitli saldırılar oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden, yine cep telefonlarımıza mesaj yoluyla çok fazla saldırı oluyor. Hakaret içeren, ailelerimizi hedef göstermeye varana kadar birçok saldırı oluyor. Son günlerde de özellikle belediyeye fiziki bir saldırı da oldu. Yine bu şahıslar daha öncesinde de tehditlerle karşımıza çıkmıştı. Biz suç duyurularında bulunmuştuk sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgili olarak. Fakat maalesef sadece ifadeler alınarak serbest bırakılıyorlar. Son fiziki saldırıda da yine 3 kişi belediyemize gelerek güvenlik personelimizin bulunduğu odayı dağıtmışlar. Eş başkanımızı sormuşlar ve belediyede olmadığını öğrenince kavga dövüşleri bir şekilde ortalığı karıştırmışlar. Yine bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İfadeleri alındı ve serbest bırakıldılar savcılık tarafından. Ve bu şahısların daha öncesindeki gözaltında verdikleri ifadeleri sosyal medyadan paylaşıldı. Ve bu ifadelerinde eş başkanımızı tamamen iftiraya yönelik bir takım suçlamalarda bulundular. Ki bu şahısları aslında Kars'ta yaşayan herkes tanır, herkes bilir. Bu ifadeleri kendilerinin vermiş olmasının mümkün olmadığını da herkes biliyor. Yani burada eş başkanımızla ilgili iş talebinde bulunduklarını ve kendilerine de işte bize daha gönderecek gençler bulun, sonrasında iş taleplerinizi karşılayacağız gibisinden tamamen böyle asılsız, saçma sapan iddiaları ortaya sürdüler. Yani tabii ki bunların sadece 3-5 tane çıkar grubu tarafından yapılıyor olmasının imkanı yok. Arkalarında çok farklı güçlerin, farklı odakların olduğunu hepimiz biliyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Ayhan Başkanımıza yine sosyal medya üzerinden işte JITEM isimli bir hesaptan kurşun resimleri göndererek tehdit edildi kendisi. Tüm bunların yani belli odaklar tarafından organize edildiği çok açık ortada. Çünkü sosyal medyada özellikle belediyemizle ilgili bir takım iddialar ortaya atılıyor. İşte belediyenin kaynaklarının farklı yerlere aktarıldığıyla ilgili ya da evrakların yok edildiğiyle alakalı bir takım iddialar ortaya atılıyor. Ve maalesef ki bu iddialar ciddiye alınarak emniyet güçleri tarafından sorgulanıyor. Yani geçen günlerde mesela belediyeden bir takım evrakların bizim kadın temalı olarak açmış olduğumuz Mor Kafede imha edildiğiyle ilgili bir paylaşım yapılmıştı sosyal medya üzerinde. Ve o gün içerisinde de biz iki eş başkan olarak son günlerde de duyurusunu yapmıştık. Üretimle ilgili çalışmalarımıza özellikle hız vermiştik. Ve o kafenin bahçesinde de bir takım ekim dikim işleri için kontrole gitmiştik. Bizden sonra emniyet güçleri bahçeye giderek işte eş başkanlar buraya geldi mi, ne yaptılar gibisinden bir takım sorular yöneltmişler personele ve kafeyi kontrol etmek istemişler. Dolayısıyla yani bizim yapmış olduğumuz suç duyuruları hiçbir şekilde karşılık bulmazken bu tür hesaplardan, fake hesaplar üzerinden yapılan ve aynı zamanda bu hesaplar paylaşımlarını yaparken de İçişleri Bakanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı'nı, Kars Valiliği'ni, Emniyet'ini de etiketleyerek yapıyorlar. Ve bu saldırılar maalesef dediğimiz gibi iktidarın kullanmış olduğu bu nefret dili
aslında yereldeki karşılığını da buluyor ve bizlere dönük olarak, bizlere dönük saldırılar şeklinde evet. geliyor maalesef. Peki, Sayın Demir, sizinle devam etmek istiyorum ama biraz daha aslında genelleyelim, genişletelim konuyu diyorum. Yerel özgürlüğünden çıkaralım. Bu erken ya da baskın seçim iddialarına ne dersiniz? Özellikle belediyeleri gasp ederek buralarda yereli de kontrolünde tutup onun üzerinden kendine oy devşirmeye dönük adımlar atmayla ilgili bir siyaset olduğu da söyleniyor. Bununla bağlantısını nasıl değerlendirirsiniz siz? Yani şimdi bir erken seçim yani niçin olsun, neden olsun? Şimdi eğer var olan yönetimdeki hükümet eğer bazı şeyleri yapmak istiyor da yapamıyorsa, bazı engellemeler oluyorsa, eğer koalisyonsa, koalisyonun içerisinde bazı çatlaklıklar varsa, o durumda belki erken seçim gibi bir gündem oluşabilir. Peki ama şu anda Erdoğan Bahçeli koalisyonu neyi isteyip de yapamıyor? Şimdi bildiğiniz gibi şu anda anayasanın ikinci maddesinde diyor ki Türkiye hukuk devletidir. Ama sanki George Orwell'ı doğrular tarzında her şeyi tersiyle ifade eder gibi şu anda tamamen hukuksuzluk üzerine. Ben araya giriyorum ama bir çatlak olduğuna dair de iddialar var. AKP-MHP arasında, Ergenekon yani arasında. Bu son yani, Ceyhun işte bir generalin, tüm amiralin görevden alınmasıyla ilgili vesaire. Yani bu senaryo bağlamında tabii bir karşılığı var. Şimdi evet, şimdi şöyle yani şimdi bu tabloda yani yapılmak istenilen her şeyin yapıldığı ve sözüm ona muhalefet olduğu iddia edilen partilerin sembolik bir muhalefetin ötesine geçmediği, aslında işlerini sürekli olarak kolaylaştırdıkları bir dönemde, bir durumda bir ya erken seçim ihtiyacının olmayacağını, ikincisi Erdoğan'ın kesin ve kesin olarak kazanmayacağı ve bu koşullarda %100 kaybedebileceği bir seçime neden girebilsin? Yani toplumun şu anda bir vizyonla değil, daha çok bir tehditle idare edildiği bir dönemde bir seçim ihtiyacının olmayacağını. Evet, çünkü seçime girerse kaybedecektir. Devletin ve o müesses nizamı dediğimiz, o derin devlet dediğimiz ve şu anda kendisini destekleyen Doğu Perinçek, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi, MHP ve diğer bütün yan kuruluşları bu işin artık Erdoğan'la yürütülemeyeceği kanaatine varılırsa evet, kendileri bir erken seçime zorlayabilirler. Ama Erdoğan'ın kendisinin asla ve asla bir seçimi yapmayacağını, kendi iradesiyle böyle bir şeye girmeyeceğine ben şahsen inanıyorum. İkincisi, 2023 yılında normalde Türkiye'de bir seçim olabilir mi bile benim açımdan biraz kuşkuludur. Yani neden dersiniz? Çünkü şu anda Türkiye'nin içerisinde girdiği yönetim tarzının gittikçe yönetilemez duruma geleceği. İkincisi, Suriye'deki durumun gittikçe sonuca doğru gidildiği ve dünyanın bir dört bir tarafından getirilmiş olan o cihatçı gruplarının her ne kadar Türkiye şu anda bir kısmını Libya'ya aktarmaya çalışıp kurtulmaya gayreti içerisindeyse de bunların çoğunluğunun Türkiye'ye geleceği ve bunların Türkiye'ye gelmesiyle beraber Türkiye'de ciddi anlamda bir kaosun olacağı ve o seçim koşullarının olamayacağını ben şahsen düşünüyorum. Ve bunun da şu anda Türkiye'de yapılan hukuksuzluklar nedeniyle de bir seçimi yapmamanın yapmaktan daha iyi olacağı kanaatiyle var olan iktidar açısından böyle bir şeyi tercih edeceklerini düşünüyorum ben. Peki tablo buysa ne yapmalı? Kısaca yanıt verseniz oradan İrfan Bey'e aynı soruyu sormak istiyorum. Yani tablo tabii ki biz yani HDP olarak normalde var olan, şu ana kadar var olan teemmüller eğer göz önünde bulundurularak böyle zor koşullarda ve var olan söylentiler ve iddia edilen çatlakları da göz önünde bulundurarak
Evet, seçim olursa seçime hazırlıklı olmamız lazım. Ama daha çok seçimin diğer ikinci boyutunun bence daha çok öncelenmesi gerektiğine ve daha çok örgütlemeye ağırlık vermemiz gerektiğine inanıyorum. Şu anda nasıl ki kardeş aile kampanyasıyla bir ilişki kurulmaya çalışıyor, toplum örgütlemeye çalışılıyorsa aynı noktada hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum. Peki. Sayın Sarı, size de benzer bir soruyu sormak istiyorum ama aynı zamanda Mehmet Bey'e sorduğum ikinci soruyla da devam etmenizi istiyorum. Yani gerçekten bir erken ya da baskın seçim söz konusu değilse Mehmet Bey'in dediği gibi toplumda bu tabloyu değiştirmeye dönük nasıl bir çaba içerisinde olmak gerekir? Çünkü sonuçta belli olan bir şey var ki tüm saldırılara rağmen kimse kurbanlık koyun gibi boynunu da Erdoğan iktidarının önüne uzatmıyor. Yani bir direniş de var her şeye rağmen. Tabii her şeye rağmen böyle bir direnişten söz etmek mümkündür. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde her şey çok güzel olacak denilmişti. Ve kısmi olarak da aslında bir başarı da söz konusuydu ama mevcut iktidarın oyun bozanlık yaparak ya ben bu seçimi de işte istemiyorum, ben kabul etmiyorum, burada bir hile vardı, burada vardı seçimi yenilemesi de vardı. Geçmişteki seçimlere de baktığımızda aslında seçimlere ne boyutta şaibeli olduğu, hilelerin de karıştığını bilebiliyoruz. Yani o günkü hafızamızı tazelersek bunlar çıkacaktır karşımıza. Doğal olarak da ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani önümüzde AKP ve MHP bloğunun önümüzdeki günlerde bir baskın seçim ya da bir seçim takvimi çıkarabileceğini düşünmüyorum. Zaten olabilecek bir seçimde de demokratik bir seçim olabileceğini, gerçekten halk iradesinin sandığa yansıyabileceğini kanaat etmiyorum. Çünkü her şeyin altyapısı, koşulları oluşturulmuş. Kimse itiraz etmiyor. Bunun karşısında demokratik ülkelerde demokratik seçimler hukukun garantisi altında olur. Ama hukukun tartışıldığı böyle bir ortamda bir seçimin hileli ya da bir şekilde baskın seçimin olmasının hukuk garantisinin altında olmadığını görüyoruz. Ve doğal olarak da böyle bir seçimin olabilmesini şahsen düşünmüyorum. Olsa bile bunu kim şey yapabilir, dengesini değiştirebilir? Seçmen değiştirecektir. Elbette sandığa rengini, elbette itirazını sunacaktır ama o sandıkta onun çıkabileceğini kanaat etmiyorum. Yani görünen durum budur. Çünkü Türkiye'de işte siz içindesiniz. Basın olabildiğince bastırılmış düşünebiliyor musunuz? Şimdi biz teknolojinin yaratmış olduğu bir nimetten, YouTube üzerinden bir yayın yapmaya, bir program yapmaya başlıyoruz. Televizyonların olmadığı, gazetelerin neredeyse tamamının kapatıldığı, işte hukuk gördünüz, bir insani açıklama yapan hakimin açığa alınması, görevden uzaklaştırılması, böyle bir durumdayız ve kendi iktidarını perçinleyebilmek için darbe söylemlerini her gün hem yandaşları tarafından hem o basın tarafından irdelendiği bir, dillendirildiği bir zamandan da geçiyoruz. Aslında neden böyle bir darbe söyleminin de yapıldığını anlamış değilim. Zaten hali hazırda bir darbe yapılmış ve hali hazırda zaten istenilen yapılmış ve düzen kurulmuştur. Yani bir düzen var ve bu düzenin içinde itiraz edebilen çok az sayıda vicdan sahibi aydın, yazar, çizer ve bizim partimizin de içinde olduğu birkaç partinin de var olduğunu görebiliyoruz. Evet, sesimiz çıkabiliyor. Evet, bu yönlü
itirazlarımızı dile getirebiliyoruz, direnebiliyoruz. Topluma da bunu bir şekilde elimizdeki olanaklar doğrultusunda sunabiliyoruz. Ama bu yetmiyor. Karşı tarafta tamamen kamufle edilmiş, tamamen ablukaya alınmış bir toplum gerçeği de var. Televizyonları izleyip nara atan ve işte Ayhan Hoca'ya JITEM tehdidi yapan, yine farklı kesimlere kavanozlarda kurşun gönderen çeteleşmiş bir yapıda bir seçimin olma olasılığı bize ne sonuç getirir bilmiyorum. Ama burada doğru olan şudur, hiç durmadan her ulaşılabilecek her bir yere ulaşmak ve yeniden yapılanmak, daha güçlü, buna dair güçlü bir ses birlikteliği yaratabilmek. Evet, bunu sağlamak gerekiyor. Bunu yapmak Türkiye için, demokrasi için, insan hakları için bir soluk, bir koridor açmak gerekiyor. Öte yandan yani Erdoğan'ın iktidarı böyle bir seçimle, sandıkla bırakıp gidebileceğine kanaat edemiyorum. Peki. Ben teşekkür ederim. Tekrar konuşacağız bunları. Son turumuza girdik. Şevin Başkanım, size aslında biraz da muhalefetin tutumunu sormak istiyorum. Tabii hem özel olarak Kars Belediyesi babında size dönük bunca tehdit sonrasında HDP dışındaki, özellikle meclis içindeki muhalefetten, CHP'den ya da işte toplumun farklı kesimlerindeki sivil toplum kurumlarından nasıl destekler geldi ya da geldi mi gerçekten, bir. İkincisi, tüm bu saldırıların önüne geçmede muhalefetin tutumunun önemi ne olabilir? Yani muhalefet bu saldırıların önüne geçebilir mi? Bunu tersine çevirebilir mi? Öyle olması için ne yapması lazım? Belki tabii bu seçim iddialarını da değerlendirirsiniz. Onu da size bırakıyorum. Siz de isterseniz seçim iddialarına ilişkin de bir iki söz söyler. Ondan sonra bu konuyu değerlendirirsiniz. Evet, yani seçim iddiaları ile ilgili aslında ben de erken seçim olabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Aslında Tayyip Erdoğan yani kazanacağından emin değilse seçime gitmez diye düşünüyorum. Ya da uygun zemini hazırladıktan sonra erken seçim ya da baskın seçime yönelecektir. Yani normal koşullarda baktığınızda bir belediye başkanının görevinin son bulması, kendisinin istifa etmesi ya da hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının olması ya da işte seçilme yeterliliğini kaybetmesi gibi gerekçelerle olur ve hani böylesi durumlarda da aslında meclis içerisinden bir başkan, kendi içinden meclis başkanını seçer. Ancak kayyum politikasıyla aslında iktidar özellikle HDP belediyelerinin bulunduğu yerlerde siyasi dengeyi kendi lehine çevirmeyi hedefliyor ve bunun üzerinden de oralardaki gerçekten istediği o siyasi havayı, dengeyi de yakalarsa, ancak o gücü de arkasında hissederse ben bir erken seçime gidebilir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da özellikle son günlerde de kayyumla ilgili politikalarını daha da yoğunlaştırdı. Yani diğer konuyla ilgili de evet, aslında ülkede oluşan bu durumla ilgili olarak aslında ana muhalefet partisine, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok fazla iş düşüyor. Ancak maalesef Cumhuriyet Halk Partisi o ana muhalefette olmanın hakkını tam anlamıyla veremiyor. Yani iktidarın açıkçası yaratmış olduğu gündemlere takılarak ve o muhalefet olmanın gereklerini değil de iktidara adeta destek olurcasına tavırlar sergileyerek maalesef ülkenin bu duruma gelmesine katkı sunuyor. Çünkü bunun örneklerini görüyoruz. Yani dokunulmazlıklarda zaten yaşadık bunu. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz açıklamasıyla
aslında iktidarın değirmenini su taşıdığını kendisi de itiraf etmiş oldu. Yani tabii ki bu tür hamleler yapılırken sanırım kendilerine herhangi bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorlar. Fakat bunun böyle olmadığını yaşayarak görüyoruz. Yani dolayısıyla bu anlamda ülkede gerçekten demokrasiye inanan, bunun için katkı sunmak isteyen ya da çoğulculuğa inanan herkesin bu konuda ses çıkarması gerekiyor ki bu sadece siyasi partilere, STK'lara da kalmamalı. Birey olarak herkes üzerine düşeni yapmalı. Son günlerde sosyal medya üzerinden yaşadık. Özellikle yani komşularını dahi listeleyip adeta bir ölüm listesi haline getiren ya da yine kadınları hedef alarak taciz ve tecavüz etmekle tehdit eden bir takım açıklamalar yapılıyor. Ve bunlara karşı sessizlik içerisindeysek bu anlamda herkesin kendisini sorgulaması gerekiyor. Birey olarak her birimiz tehlikedeyiz. Sildiğimiz, sustuğumuz sürece hani bugün bize dokunmayan yılan yarın kesinlikle yüzünü bize de çevirecektir. Buradan hareketle herkesin elini taşın altına koyması ve gerçekten demokratik bir ülkede özgür bir şekilde yaşamak istiyorsak, düşüncelerimizi ifade etmek istiyorsak siyasi partilerle beraber bütün STK'ların, bireylerin bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Yani karşısında da biz yaşadığımız saldırılarla bir takım destekleri tabii ki aldık. Bize olumlu dönüşler oldu. Sivil toplum örgütleri özellikle kendileri partimizden ve bizlerden bağımsız olarak bununla ilgili bir çalışma başlattılar. Basına bu konuda bir açıklama yaptılar, imza topladılar. Yine az önce de söylemiştim, yine farklı kesimlerden de Kürdüyle, Türküyle, Azerisiyle birçok kesimden de bize destek mesajları geldi. Ancak bunlar yeterli mi? Değil. Özellikle baskıların yoğunlaştığı günlerde sesimizin her platformda çıkması çok önemli. Evet. Ben Mehmet Bey'e de benzer soruyu soracağım ama son belediyelere kayyum atanmasında 15 Mayıs Cuma günü Siirt ve diğer belediyelerin gasp edilmesinden söz ediyorum. CHP'den tekil düzeyde sesler çıktı. Yani muhalefet olarak ne yazık ki bütünlüklü bir ses göremedik. Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Tekil derken yani İstanbul İl Başkanı ve birkaç milletvekili tweetler üzerinden, açıklamalar üzerinden tepki gösterdiler. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Gerçekten bir de bu uğursuzluğu aşmaya dönük bir bütünlüklü politika şart. Bu nasıl oluşacak? Evet, yani konuşmamın içerisinde 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra ilk kayyum atanan yerin İstanbul Büyükşehir olduğunu ifade etmiştim. Tabii orada da aslında eğer HDP o seçimi kendi seçimi gibi görmeseydi, dört elle sarılmasaydı 800 bin küsur oyla zaten alınmayacaktı. Biraz önce dediğim gibi aslında Türkiye'de sanki bir ana muhalefet partisi varmış gibi bir durum söz konusu. Ama ne yazık ki yani kendine sahip çıkmayan, kendi belediyesine sahip çıkmayan bir belediye, bir partinin veya bir muhalefet anlayışının HDP belediyelerine karşı istenilen düzeyde bir ses çıkarabileceğine inanmak hakikaten çok naiflik olur. Şimdi şu anda biliyorsunuz bunu açmak için soruyorum. Yani bu, ses evet, mi çıkaramıyor? Ses mi çıkaramıyor yoksa ses çıkarmak istemiyor mu? İkisi arasında yani fark bakınız, var. Yani bakınız şeyde referandumdan sonra hatırlıyorsanız herkes tarafından evet bu referandum bir usulsüzdü ve kendi oyuna sahip çıkan insanlar, sahip çıkmak isteyen insanlar sokaklara döküldüler. Ama sonradan CHP'nin açıklaması sokaklara çıkanları biz tasvip etmiyoruz, desteklemiyoruz. Sonra 15 gün sonra da eğer insanlar sokağa çıksaydı kan gövdeyi götürürdü tarzında absürt bir açıklamada bulundular. Doğal olarak yani bunun çokça böyle hakikaten acaba gerçekten yapamıyorlar mı? Yoksa
normalde müesses nizamın vermiş olduğu görevin bir gereği olarak böyle pasif bir rol kendilerine biçerek mi yapıyor? Evet, davranıyorlar. Evet, CHP'nin içerisinde gerçekten çok değerli insanlar olduğuna inanıyoruz ve bunlar da ses çıkartıyorlar. Ama ne yazık ki bu sesler tabii ki cılız kalıyor. Bakın şu anda AKP, Erdoğan özellikle artık merkezi otoriteyle topluma nüfuz edemeyeceğini görüyor. Ve doğal olarak yerel yönetimlerde bu korona döneminde belediyelerin direkt olarak halkla temasının önüne geçmek için her şeyi yaptı. Yani çünkü şu andaki sistem insanları aç bırakarak, yoksul bırakarak şartlı oy almaya zorluyor. Çünkü kendileri şunu diyor. Diyor ki eğer ben yardım toplayacaksam ben toplarım. Eğer dağıtılacaksa ben dağıtacağım. Kime dağıtılacağına ben karar veririm. Kimi cezalandıracaksa ben. Ve CHP bunda bile sessiz kalıyor. Ve CHP bunda bile eğer belediyelerin kendileri farklı alternatifler, farklı reaksiyonlar geliştirmemiş olsalardı CHP merkezden herhangi ciddi anlamda bir reaksiyon gelişmedi. Halbuki normalde CHP, yani CHP'nin çıkaracağı sesle yer yerinden oynaması gerekirdi. Şimdi yerel yönetimlerin 14. ve 15. maddelerinde sosyal yardımla ilgili görevleri ve yardım toplama, bağış toplama yetkisi olmasına rağmen bunu sineye çekerek, bunu sessiz kalarak bir nevi aslında destek verdiler. O açıdan konuşmamın içerisinde de şunu ifade etmiştim. Yani bazen tabii ki belki şu anda benim söylediğim tablo belki çok karamsar bir tablo gibi ama ne yazık ki bizim gerçekliğimiz budur. Abi biz bunu görerek evet var olan, var olabilecek en azından ufak da olsa bir olumluyu görmemezlikten mi gelelim? Hayır, her zaman bardağın dolu tarafını göz önünde bulundurarak var olan bu totaliter ceberrüt sisteme karşı ses çıkarabilen herkese el uzatmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin geleceği bizim geleceğimiz Türkiye'nin geleceğindedir. Doğal olarak da olabilecek her türlü muhalefeti en azından bir ittifak ve bir diyalog kurmanın doğru olacağına inanıyorum. Peki. İrfan Başkan, benzer soruyu size de sormak istiyorum ama gerçekten şunu da tekrar ederek sormak istiyorum. Yani CHP'nin tutumunu özelde nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü AKP, HDP'nin ya da Kürtlerin siyaseten sivil alanda zayıflamasına çaba harcıyor. Benzer bir tutum ana muhalefet olarak CHP'de de var mı? Evet, içinde belki farklı düşünenler var ama CHP'nin merkezi siyasetini soruyorum. İkincisi, Geniş Demokratik İttifakı hem yerel yönetimler bazında hem genel anlamda nasıl değerlendirmek gerekir? Kısa ama zamanımız çok az. 2-3 dakika içerisinde özetlemeni isteyeceğim. Yani ana muhalefet olma özelliğinden dolayı CHP artık toplumun büyük bir kesimi tarafından tartışılıyor, konuşuluyor. Yaptığı muhalefet ortada. Şimdi özellikle kayyum atamaları şunu gösterdi bize. Fiilen seçme ve seçilme hukuku ortadan kalktı. Yani bununla birlikte işte tekrarda belki faydası olacaktır. Listeler hazırlandı. Yani bu listelerde tecavüzün olabileceği, kadına hakaretin ayyuka çıktığı bir dönemde yine çocukların yurtlarda tecavüze uğradığı son derece hassas olan durumlardan bahsediyorum. Yani bunun için sadece CHP değil, bütün katmanların harekete geçmesi gerekiyor ama özellikle CHP'nin buna duyarlılık gösterip sesini yükseltebilmesi ya da ana muhalefet olma özelliğini ortaya koyabilmesi gerekiyordu. Fakat ne seçme seçilme hukukun ortadan kalktığı süreçlerde böyle bir ses görebildik. Ne böyle yönelimlerde, yani insanlar çıkıyor işte şahsi cephaneliklerini yarıştırmaya başlıyorlar. Kabadayı tarzlar, mafyavari tarzlar ortaya çıkıyor ve buna karşı bir muhalefet gerçeğini göremiyoruz. Ortada adeta yok gibi, yok gibi görünüyor. Bunun değiştirilebilmesi
Bunun harekete geçirilebilmesi, belki hatırlarsınız işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir adalet yürüyüşü vardı. Bu özelde her kesim tarafından da kabul gördü ve son derece naif bir ve gerçekten de bir muhalefet resmi olarak ortaya çıkmıştı. Bu tip davranışlarını da hiç unutmuyoruz. Bunları da söylüyoruz ama genel bir bakışta CHP'nin hakikaten ana muhalefet olma özelliklerinin hiçbir belirtisini vermediğini görebiliyoruz. Doğal olarak da iktidarın böyle ceberut olabilmesi, böyle baskıcı olabilmesinin de cesaretinin kaynaklarından da bir tanesinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl harekete geçebilir, nasıl o dinamiği tekrar yakalayabilir bilemiyorum ama toplumun bütün kesimlerinden buranın da harekete geçirebilmesi için duyarlılık yaratmak gerekiyor. Gerekiyor. Şerim Başkanım, son sözü size veririm ama belki Kars halkına da seslenmek istersiniz. Özel anlamda yürüttüğünüz çalışmalar var. Engellenmek istenen çalışmalarınız da söz konusu. Son söz sizin, ne dersiniz? Bir iki dakikada özetlerseniz sevinirim. Evet, yani siyaseten çözümsüzlüğün ve tıkanıklığın aslında yaratmış olduğu bir takım sonuçları HDP üzerinden farklı algılar yaratarak çözmeye çalışıyor iktidar. Ancak bunun hiçbir şekilde kendisine kazandıramayacağını da çok iyi biliyor ve bizler de biliyoruz. Dolayısıyla biz Halkların Demokratik Partisi olarak umudumuzu, inancımızı hiçbir zaman yitirmedik ve dolayısıyla özgürlükler için, eşitlik için, barış için mücadelemize devam edeceğiz. Kars özelinde de şunu söyleyebilirim. Evet, üzerimizde baskılar var. Bir takım sindirme politikaları uygulanıyor. Çalışmalarımız engelleniyor. Ancak bunlar bizim moral ve motivasyonumuzu hiçbir şekilde düşürmüyor. Bundan herkesin emin olmasını istiyorum. Biz yani kayyum olur mu olmaz mı bunu bilemiyoruz. Sabah neye uyanırız bilemiyoruz. Ama olmayacakmış gibi son ana kadar çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kars halkına özellikle çok uzun yıllardır alamadığı ancak layık olduğu hizmeti sunmak için elimizden geleni yapacağız. Kars'ta çözülmesi gereken çok ciddi sorunlar var. Bunlardan en önemlisi özellikle kentteki ulaşım sorunu, yol sorunu. Biz bunları Haziran ayıyla beraber startını vererek çalışmalarımıza başlayacağız, ihalelerimizi yapacağız. En kısa zamanda da çözüme ulaştıracağız. Bu konuda herkesin desteklerini de bekliyoruz. Tüm Kars halkının bizimle beraber olduğuna da yürekten inanıyoruz. Dinlediklerimizden biz de inanıyoruz Kars halkının sizinle beraber olduğuna. Çünkü önemli söyleşiler, etkileyici söyleşiler vardı ve doğal ortamda gelişen söyleşiler yani. Ben programı bitirirken bir kez daha Kars Belediye İş Başkanı Sayın Şevin Alaca'ya, Yüksekova Belediye İş Başkanı Sayın İrfan Sarı'ya ve Battan Belediye İş Başkanı Sayın Mehmet Sarı'ya tekrar teşekkür ediyorum. Emek verdiniz, katkı verdiniz, görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.